Merhaba arkadaşlar, bugünkü aracımız Renault Megane 1.5 dizel. Aracımızın gaz kestiği söyleniyor. Onun için bir bilgisayara bağlayacağız. Bilgisayarla yapılan bir işlem olduğu için videosunu çekmek istedim. Aracımızı görüyorsunuz, 1.5 dizel. Aracımızın neyi var abi, anlatalım. Yolda giderken gaz kesiyor. Evet. 1-2 saniye sonra normale dönüyor. Bu değil mi problem? Bu da. Kaç modeldi aracın abi? 2005 1.5 dizel arkadaşlar. Şimdi bilgisayar bağlantısını yapacağız. Videomuza devam ediyorum. Evet arkadaşlar, aracımızın OBD soketinin bağlantısını yaptık. Buradan gösterelim. Yakın çekim. Burada ışığımızın yandığını görüyoruz. Bağlantımızın olduğunu gösteriyor. Cihazımızdan da aracımızı bulacağız. Avrupa segmentinden Renault'yu bulmamız gerekiyor. Bakıyorum, Renault. Renault burada. Bu işlemi yapmadan önce kontağın açık olması gerekiyor. Yoksa bağlantıyı sağlamayacaktır. Buradan Türkçe versiyonunu seçiyorum. Onaylaya basıyorum. Bluetooth bağlantısı gerçekleşecek şu an. Şu an kontrolleri yapıyor. Burada manuel de seçebiliriz. Otomatik de seçebiliriz. Otomatik de kendi şase numarasını okuyacaktır. Ama şu an internet bağlantımız olmadığı için okumuyor. Gördüğünüz gibi Megane 2. Motor tipi K9K şeklinde. Şase numarası da burada. Fazla da göstermeyelim. Orayı ben buğularım. Hızlı test diyorum. Aramaya başladı şu an. Kırmızı yananlar. Hatalı olan yerler. %23 tamamladığını gösteriyor. Elektronik bütün sistemleri burada taramasını gerçekleşiyor. Herhangi bir hata olduğunda kaydediyor. Hatalar da zaten kırmızı şekilde bize veriyor. Bunlara bakacağız. Burada da gördüğünüz gibi tam görünmese de arkadaşlar, aracımızın kırmızı yanan yerleri hata kodları olmuş oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kırmızı hata veren yerlerdir. Müşterimizin arızası tam olarak yolda seyir halindeyken gaz kesmesi. Yani bir anlık gaz pedalının belli bir konumda gaz kestiğini söyledi. %50'si şu an bitti taramanın. Aracımızda hataları görüyorsunuz, mevcut. Tabletimizde gösterilen hata kodlarına baktığımız zaman arkadaşlar, videoda tam konuşamadım ama hata kodları enjektör ve yakıt pompasından olduğunu söylüyor. Hata kodlarını biz sildiğimizde herhangi bir şekilde düzelme olmadığı gibi bilgisayarda sadece yakıt pompası ile enjektörlerin arızalı olduğunu gördük. Bu niye bu kadar yumuşak ya? Arkadaşlar, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü buradan sonra herhangi bir işlem yapılmadı. İşlem yapılmadığı gibi arızalar da silindiği zaman yok olmadı. O yüzden yakıt pompasından ve enjektöründen kaynaklanan bir hata olduğunu gördük. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Arıza tespitimiz de bu şekilde yapılıyor tabletle. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bizlere destek vermeniz çok önemli. Şimdiden hoşça kalın arkadaşlar.